31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı olan 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltılı programda bir araya geldi. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Özlü, Düzce'de yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek basın mensuplarından da yapılacak çalışmaların kamuoyuna duyurulabilmesi için destek istedi. Özlü açıklamalarına şu ifadelerle devam etti. Afiyet olsun. Yaklaşık 4 aya yakın bir zamandır Düzce'de seçim çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarda çok büyük gayretleriniz, çok büyük emekleriniz var. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu yoğun programları, bütün siyasi partilerin yoğun programlarını takip ettiniz, çok yoruldunuz. Ama yaklaşık olarak da sonuna geldik. İnşallah pazar günü, 31 Mart pazar günü milletimiz sandığa gidecek, oylarını kullanacak. Ve bu süreç sonuçlanmış olacak. Ve böylece 2019 mahalli idareler, yerel yönetimler seçimleri sonuçlanmış olacak. Ben bütün sonuçların Düzce'mize, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreç tabii kolay bir süreç değil. Bütün siyasi partiler, bütün partiler iddialı bir kampanya yürüttüler, yürütüyorlar. Hala da devam ediyor. Güzel bir sonuç olmasını diliyorum. Biz parti olarak, AK Parti olarak bu seçim kampanyası sırasında özellikle centilmenliğe, özellikle üsluba ve seviyeye çok dikkat etmeye çalıştık. Zaman zaman bize karşı yapılan haksız ithamları bile metanetle karşılamaya dikkat ettik. Bugün geldiğimiz noktada geriye baktığımızda centilmence bir kampanya yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Esasen bu seçim sonuçları açıklandığında kazananların herhangi bir siyasi parti veya onun adayı değil, kazananın Düzce olmasını temenni ediyorum. Bu seçimlerde Düzce kazansın diye temenni ediyorum. Çünkü bu şehir bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz bir şehir ve biz seçim kampanyası süresince Düzce bizim evimiz sloganını kullandık. Gerçekten Düzce bizim evimiz, doğduğumuz yer Düzce. Bu şehrin güzelleşmesi, gelişmesi, büyümesi, kalkınması, Türkiye'nin en iyi ilk 10 il arasında olması için gayret sarf edeceğimizi söyledik. Mahalle sözleşmeleri kavramı ilk defa bu seçimde kullanıldı. Yine bu seçimde Düzce için mega ölçekte olabilecek projeler açıkladık. Bunları detaylarıyla bir kitap halinde topladık. Bu seçimde Düzce birçok ilki aslında birlikte yaşadı. İlk defa bir eski bakan Düzce'de belediye başkan adayı oldu. İlk defa mahalle sözleşmeleri bu seçimde Türkiye gündemine geldi. Ve ilk defa 3 adayın katıldığı iddialı bir yarış oldu. Ve hala da bu yarış devam ediyor. Pazar günkü seçimlerin ülkemize, milletimize, Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de bu süreçteki katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde basınla, Düzce basınıyla sağlam temellere dayalı, kaliteli, nitelikli bir ilişkimiz olacak. Biz Düzce basınının, Düzce'nin Türkiye tanıtımında önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede Düzce'nin olumlu taraflarının, olumlu yönlerinin, Düzce'nin güzelliklerinin, Düzce'nin kaynaklarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında sizlerle beraber çalışacağız. Gerçekten Düzce'nin çok güzel doğal tabiat varlıkları var. Örneğin Yılca Sarıkaya Mağarası gibi şelalelerimiz var, yaylalarımız var, sanayimiz var, üniversitemiz var. Düzce önümüzdeki dönemde bütün bu güzel imkanları, kaynaklarıyla Türkiye
Türkiye'de örnek illerden birisi olacak ve bunun da tanıtımında sizlerin önemli katkısı olacak. Ben tekrar tekrar bu süreçte gösterdiğiniz çaba, gayret ve tarafsızlık için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah seçimden sonra da birlikte çalışacağız. Beraber Düzce için güzel işler yapacağız. Varsa sorularınızı cevaplandırayım. Şey yapalım. Evet. Buyurun. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kreş'in sizinle ilgili sosyal medyada paylaşmış olduğu yazıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onunla ilgili daha önce açıklamalar yaptım. Bu tartışmayı sürdürmeyeceğim. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Benim için o konu kapanmıştır. Başka arkadaşlar sorunuz varsa cevaplandırayım. Sayın Bakanım, bu İstanbul Caddesi ve birçok caddelerde evet. Parklanmalar var. Bu parklanmalarla alakalı bir çalışmanız olacak. Olacak tabii. Arkadaşlar, görevi devraldıktan sonra inşallah biz kazanacağız. Biz kazanmayı bekliyoruz, umut ediyoruz, arzu ediyoruz. Kazandığımız takdirde yapacağımız ilk işlerden birisi belediyede mali disiplin uygulaması başlatacağız. Bir diğeri de çok acil çözüm bekleyen İstanbul Caddesi'ndeki birinci ve ikinci sıra parklanmalarla ilgili uygulama başlatacağız. Oradaki trafik tıkanıklığına bir nebze olsun çözüm olacağına inanıyorum. Böyle bir düzenlemenin. Sayın Bakanım, özellikle Kervan Kavşağı'nda yayalar büyük sıkıntı çekiyor. Oradaki ışıklandırmaların da çalışmaması vatandaşları tarafından tepkiyle karşılıyor. Bu konuda bir çalışmamız olacak. Olacak tabii. Projeler kitabımıza da yazdık. Oraya kalıcı bir çözüm, viyadük çözümü düşünüyoruz ama o çözüm olana kadar ışıklandırma, sinyalizasyon bir çözüm olabilir. Evet.